Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeline stresle başa çıkma yöntemleri konulu konferans verildi. Kurumlar arası işbirliğini artırma kapsamında gerçekleşen konferans öncesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürlüğü tarafından Eğitim Şube Müdürü Uzman Doktor Şeniz Karademir, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün çalışmaları ve kuruluş amacını anlattı. Sunum planımıza baktığımız zaman ilk önce Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bir tanımı, vizyonumuz, misyonumuz, tarihçemiz, teşkilat yapımız ve birimlerimizden çok kısa bahsedeceğim. Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması sürecinde 2 Kasım 2011 tarihi 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile bakanlık teşkilatımızda değişiklik oldu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Türkiye Kamu Hastaneler Birliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü şeklinde yapılandı. Halk Sağlığı Müdürlükleri de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatında yer almaktı. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği taşra teşkilatından, İl Sağlık Müdürlükleri de bu iki basamak arasında bir köprü görevi görüyor. Koordinasyonunu sağlıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun taşra teşkilatı olan Halk Sağlıkları Müdürlükleri de tamamen birinci basamak, Kamu Hastaneler Birliği de ikinci basamağa hizmet veriyor. Şimdi bu yapılanma sürecinde bu ayrışmanın nüfus üzerinden yapıldı. 800 bin ile 1,5 milyon arasında olan iller İ6 grubu oldu ki Aydın 2012 TÜİK nüfusu 1 milyona nüfusumuz erişti. Ve biz İ6 grubu içindeyiz. Teşkilat yapımıza baktığımız zaman İ6 grubu olarak koyu olarak gösterim herhalde görünüyordur. İ6 grubunda 7 şubeden oluşmaktayız. Bir sağlık yani halk sağlığı müdürümüz ve üçte şu müdür yardımcımız bulunmakta. İkisi tabip kadrosunda, birisi de idari kadro olmak üzere. Bir 7 tane şube müdürümüz var. Psikolog Hüseyin Ufuk Tuğcu da katılımcılara artık yaşamın bir parçası olan stres ve stresle baş etme yöntemlerini anlattı. Normal bir seyirde seyredecek ve bizi rahatsız etmeyecek ama hani özel durumlarda işte ya da yaşadığımız işte ölüm gibi, kayıp gibi özel işte bir performans göstermemiz gereken durumlarda stres pik yapacak veyahut da azalacak. Stresin olumlu olduğu kadar olumsuz olduğu kadar olumlu olduğu yanlar da var. Hani gene o skalada göstereceğim birazdan. Stres nedir'e başlayalım önce. Stresi günlük yaşamda karşılaşılan olayların insan ilişkilerindeki baskının sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanmaların durumu olarak tarif edebiliriz. Stres hem bedenen hem de ruhen kişiye birçok zarar vermekle birlikte belli bir stresin faydalı olduğu durumlar da vardır. Yani tamamen zararlı bir şey olduğunu söyleyemeyiz stresin. Hatta çocukları falan sınava hazırlarken hani motive ederiz değil mi? İlk 5 dakikadan sonra gerisi gelir deriz. Neden? Çünkü hani büyük bir kaygıyla başlanır. Sonra o kaygı yavaş yavaş azalır. Ve işte şu ortada gördüğümüz değere geldiğinde hani esas başarı için beklediğimiz değere ulaşıyor. Çünkü hani az miktarda kaygı, az miktarda streste hani gevşekliğe, rahatlığa sebep olacağı için çocukların sınavlarda örneğin yani çocukları baz alarak söylüyorum burada hata yapmasını, hata yapma riskini, başarısızlık olasılığını arttırır. Kendimizi ne kadar seviyoruz? Hani kendimizi bence sevmekten ziyade kendimizi dürtüsel olarak zaten seviyoruz. Sevmesek çatlarız zaten. Ama kendimizi ne kadar tanıyoruz? Yani yeteneklerimizi, kapasitemizi ne kadar biliyoruz yapabileceklerimizi? İlla ki işte özellikle de şeyin üzerine durdum. Yani o stresi yaşayacağız. Stres var hayatta. Yani işte şunu da bir atlatsam hiçbir sıkıntım kalmayacak gibi bir cümleyi belki milyon defa kurmuşuzdur hayatımızda. Sürekli o sıkıntıyı atlatıyoruz. Sürekli yeni sıkıntılar geliyor. Kendimizle de ilgili değil. Çocuklarımızla ilgili, eşimizle ilgili, sorumluluk sahibi olduğumuz her şeyle ilgili performans göstermemiz gereken hayat arenasında her şeyle ilgili stres geliştiriyoruz. Bununla ilgili işte demin sorduğunuz soru. İlk öncelikli olarak baş etmeye çalışacağız. İşte gevşeme Ama egzersizleri nasıl var. yani? Evet, yani bunun metotları var. Hani baktık baş edemiyoruz. Gerçekten bu artık patolojik bir hale almaya başladı. Gerçekten kaygı bozukluklarına doğru gidiyor. O zaman evet bir uzmandan yardım alınabilir. Profesyonel bir yardım alınabilir. Gevşetiyor. Zihnimizi gevşetiyor. Yapılan işte etkinliği artırıyor. Enerjimizde artış sağlıyor. Duygusal boşalma ve rahatlık sağlıyor. Daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Kendimize güvende bir artış sağlıyor. Endişelerde
azalma, daha iyi sağlık, bel ve sırt ağrılarından korunma. Bakın somatik belirtilerde bile azalma sağlıyor. Derin nefes alıp verme tekniklerini iyi becermek kalp hastalığı riskini de azaltıyor. Sonuç olarak stres bizim dışımızda değildir. Stres yani en başta söylediğim gibi sürekli yaşayacağımız, hayatımız boyunca var olacak bir şey.